Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Asur uygarlığı, M.Ö. 2000 yıllarından 612 yılına kadar devam eden, ilk önce Asur şehri ve çevresinde küçük bir devletken, 1. bin yılının ilk yarısında Mezopotamya, Elam, Suriye ve bir süre Mısır'ı da içine alan büyük bir imparatorluk olmuştur. Çivi yazılı belgelere göre Asur uygarlığı, 3. bin yılın ikinci yarısında Akatlıların, Subar, Kut ve 3. Ur Hanedanı'nın politik ve kültür egemenliği altında kalmıştır. Adı geçen bölgede bu eski halkla kaynaşan Samiler, yüzyıllarca süren Asur devletini kurmuşlardır. Asur tarihi genellikle eski Asur çağı, orta Asur çağı ve yeni Asur çağı olmak üzere 3 bölüme ayrılır. Asur tarihi politik bakımdan daha ayrıntılı olarak şu anlatımla gerçekleşmektedir. Asur'u bağımsız bir devlet haline getiren Kral Huşuma'dır. Bu kral, eski Babil Hanedanı'nın kurucusu olan Sumu Abumla ile çağdaş olup, kendisinden sonra gelen Irisum ve İkinum'da da çivi yazılı belgelerde Asur'un siyasi bir birlik haline gelmesinde oldukça etkili olmuşlar. Memleketin imarına da büyük önem vermişlerdir. Kayseri yakınlarındaki Kültepe'de ikinci tabakada Irisum'a ait iki nüsha halinde bir okul metni bulunmuştur. Burada kralın soyu açık bir şekilde tekrar belirtilmiş olup Asur'da yaptırmış olduğu tapınaklar ve bunların süslemeleri detaylı olarak anlatılmıştır. Kültepe'nin ikinci tabakasına rastlayan ve koloni çağının ilk safhasını teşkil eden bu devir, 1. Irisum, 1. Kunum, 1. Sargon ve 2. Puzur Assur'un hükümdarlık dönemlerini içine almaktadır. Asur kralı 1. Sargonsa devletin sınırlarını doğuya doğru genişletmiştir. Bu kral zamanında Asur ile Anadolu arasındaki ticari münasebetler çok gelişmiş olup bu hususta bizi en iyi şekilde aydınlatan belgeler yine Kültepe'de bulunmuş olan tabletlerdir. Zikredilen krallar zamanında Asur'un Anadolu'ya yayılan ticari nüfuzu 2. Puzur Assur'dan sonra nihayete ermektedir. Asur Mari belgelerinin gösterdiği üzere Asur 1. Samsi Adad zamanında bu kralın idaresine girmiştir. Samsi Adad'dan sonra Asur devleti güçsüz bir duruma düşmüş, Amarna çağına kadar sönük bir halde ve Babil ile Mitanni devletlerinin siyasi nüfuzu altında kalmıştır. Samsi Adad'ın hükümdarlık süresi Kültepe tabletlerine bakıldığında toplamda 43 yıldır. Amarna çağına tekabül eden M.Ö. 1400 ile 1300 yılları arasında Asur kralı Assurbanipal uzun zaman Babil ve Mitanni'nin nüfuzu altında kalmış olan Asur'u müstakil bir devlet haline getirmiştir. Kendisinden sonra Enlil Nirari, 1. Adad Nirari, 1. Salmanasar, 1. Tukulti-Ninurta gibi krallar zamanında Asur güçlü bir devlet haline gelmiştir. 1. Tukulti-Ninurta'dan sonra Asur ile Babil arasında ve iki tarafı da zayıf düşüren bir mücadele başlamış ve anlaşıldığına göre Asur, Babil'in hakimiyeti altına girmiştir. Nihayet 1. Assurdan isimli kral Asur'u Babil idaresinden kurtarmış, fakat Asur yine de Babil'e vergi vermek zorunda kalmıştır. 1. Assurdan'ın tahta çıkışını takip eden devrede Asur devleti yeni bir yükseliş devri yaşamıştır. Asur resisi ile 1. Tiglatpileser Asur'u tekrar büyük bir devlet haline getirmişlerdir. 1. Tiglatpileser'den hemen sonra Assurbanipal, 4. Samsi Adad ve onu takip eden krallar zamanında Asur'da yeni bir durgunluk devresi görülmektedir. 2. Asur'dan hükümdarlığında Asur'da yeni bir canlılık görülmektedir. Bu kral ve oğlu 2. Adad Nirari, Asur'un itibarını yeniden sağlamışlar. Üstelik Babil'i de
Asur'u nüfuzu altına almışlardır. 2. Asur Nasirpal ve 5. Salmanasar zamanlarını içine alan 150 yılı aşkın çağdaysa başlamış olan Asur'un güçlenme ve yayılması, aradaki duraklamalar bir yana bırakılacak olursa yine de bir süreklilik arz eder denebilir. 2. Tukulti-Ninurta'dan sonra oğlu 2. Asur Nasirpal, Doğu Anadolu'daki Nairi ülkeleri ve Urartu devleti ile Güneydoğu Anadolu'daki Hapi, Muski ve Kudmihi gibi beyliklerle mücadele etmiş, yukarı Dicle Nehri ile Fırat Nehri arasındaki toprakları Asur'un idaresi altına almıştır. 2. Asur Nasirpal, kendinden önceki Asur krallarının aksine daha çok Anadolu'da faaliyet göstermiştir. Bu maksatla daha saltanatının ilk yıllarında Asur'un doğusundaki dağlık bölgelere yaptığı seferden sonra aynı yıl Ninova şehrinden ayrılarak Atkun, Uşu, Plazi ve şehirlerin etrafındaki 20 kadar şehri ele geçirdiğini, buradan Dicle Nehri'ne geçerek Kudmuh memleketine geldiğini söylemektedir. Güneydoğu Anadolu'da ve Suriye'deki bazı devletler Asur İmparatorluğu için tehlike teşkil etmekteydi. Bunlar arasında özellikle M.Ö. 1200 yıllarında Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Anadolu'nun güneydoğusundaki bölgede kurulmuş olan geç Hitit beylikleri söz konusudur. Babilonya'daki medeniyet merkezine birkaç yüzyıldan beri akınlar yapan ve buralara sızmaya çalışan Aramiler, 2. Asur Nasirpal zamanında daha belirli olarak sahneye çıkmışlar ve Anadolu'nun güneydoğusuyla Kuzey Suriye'de bir takım devletler kurmuşlardır. Öte taraftan Asur'un kuzeyinde, Doğu Anadolu'da siyasi birliğini kurmak yolunda olan Urartu'da 2. Asur Nasirpal tarafından dikkatle izlenmekteydi. Fakat anlaşıldığına göre Asur İmparatorluğu için en büyük tehdit Anadolu'dan gelmekteydi. Nitekim Anadolu yönüne yapılan seferlerde ele geçirdiği ülkelerin halkına karşı pek insafsız davranışlarda bulunmuştur. Düşmanlarına ve bilhassa isyan edenlere karşı korkunç cezalar uygulamıştır. Nasıl olursa olsun bir şiddet politikası uyguladı, fakat bu politikanın Asur İmparatorluğu'nun düşmanlarını ancak bir süre için sindirebildiği de bir gerçektir. Aynı bölgeye yapılan sık sık seferler bunun açık bir delilidir. Gerek Aramiler gerekse Nairi memleketleri daha Asur ordusu topraklarından ayrılır ayrılmaz tekrar isyan eder ve vergilerini göndermezlerdi. Bu sebepten Asur ordusu uzak olan bu bölgelere yeniden yorucu ve masraflı seferler yapmak zorunda kalmaktaydı. Bu seferler bilhassa tarih sahnesinde yeni göreve hazırlanmakta olan Urartu'nun bu ülkeler üzerindeki tesirini ve bir müddet sonra da hakimiyetini önleyememiştir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki 2. Asur Nasirpal'in seferleri sonucunda elde edilen zengin ganimetler ve haraca bağladığı devletlerin gönderdiği vergiler Asur devletinin zenginleşmesine yol açmıştır. Bu kral meşguliyetlerine ilaveten memleketin imarına da önem vermiş, yeni Asur devri onun sayesinde bu devrin en parlak ve güçlü bir çağını idrake yöneltmiştir. Oğlu 3. Salmanasar'ın son zamanlarında Asur'da karışıklıklar çıkmış. Devam eden bu durum aslında ancak 3. Tiglatpileser'in Asur tahtına geçmesiyle sona ermiştir. Tiglatpileser tekrar devlet otoritesini sağlamış, orduyu kuvvetlendirmiş ve Asur İmparatorluğu'nun sınırlarını her yönde genişletmiştir. Ayrıca alınan yerlere Asur idare sistemini de götürmüş ve buralara başka yerlerden getirdiği insanları yerleştirmiştir. Tarihte deportasyon adı verilen ve 1. Tiglatpileser ile başlayan bu uygulamayı daha sonraki krallar da devam ettirmişler. Yerleştirdikleri bu insanları zaman zaman tekrar başka bölgelere nakletmişlerdir. Böylece
onların bulundukları yerlerde taraftar toplamaları önlenmeye çalışılmıştır. Bu arada batıda İsrail ve Yuda devletleri ile batı ve kuzeybatıda bulunan geç Hitit ve küçük Arami devletlerini tekrar Asur'un nüfuzu altına almış ve Urartu kralı 3. Sarduru büyük bir yenilgiye uğratılmıştır. Böylece Asur için kuzeyden gelecek tehlike 3. Tiglat-Pileser tarafından önlenebilmiştir. 3. Tiglat-Pileser güneyde Babilonya'yı da Asur ülkesine dahil etmiş. Kendisi de Babil tahtına oturmuştur. Ayrıca Medlere ait olan bazı sınır eyaletlerini de Asur'a katmıştır. Asur İmparatorluğunu 500 yıldan fazla idare etmiş olan bu hanedan da sonuncu ve zayıf kralı olan 5. Salmanazar zamanında sona ermiştir. Asur'da yeni bir hanedan kurmuş olan 2. Sargon ile Asur tarihinin Sargonitler Çağı diye bilinen parlak devri açılmıştır. Bu devir M.Ö. 721 ile 626 tarihleri arasını kapsamakta olup adı geçen çağın diğer kralları Sanherib, Esarhaddon ve Assurbanipal'dir. Gerçekten bu devir Asur tarihinin imparatorluk devrini temsil ettiği gibi eski çağ tarihinin de ilk mühim imparatorluk çağlarından birini teşkil eder. Bu devrede Mısır, Suriye, Filistin, Anadolu'nun merkezinde Tabal gibi Asur hakimiyetine geçmiş, memleket imar edilmiş, yeni müstahkem şehirler kurulmuş, tarihte örnek bir kütüphane ve arşiv meydana getirilmiştir. Bu ihtişam devresinden hemen sonra Assuret İlani ve Sinsarisukun krallarıyla Asur'da ve 2. Assurbanipal'le Harran'a sığınmış olarak geçen kısa devre, imparatorluk devrinin ihtişamıyla tam bir tezat teşkil eden düşüş ve çöküş çağına dönmüştür. Böylece M.Ö. 2000'lerde doğan ve bütünüyle çeşitli parlak veya sönük devreler yaşayan Asur devleti, Babil ve Ahameniş ittifakından M.Ö. 612 tarihinde Asur'da ve M.Ö. 606 tarihinde de Harran'da yediği nihai darbelerle tarihe gömülmüştür. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.